Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere kızartma tenceremle tanıştırayım. Şöyle kızartma her bayan için gerçekten sorunlu bir şey. Çünkü kızartma yaparken bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Özellikle benim gibi elektrikli ocak kullananlar için de kızartma bayağı sıkıntılı oluyor. Çünkü ben elektrikli ocak kullanmaya başladıktan sonra bayağı bir süre kızartma yapamadım. Çünkü yanlış tencere seçimimden, onun sonradan yanlış tencere seçimimden dolayı olduğunu anladım. Şöyle çok basit bir tencere tanıtacağım size aslında. Gerçekten çok basit ve çok ucuz bir tencere. Kızartmayı bununla yapmanızı öneriyorum kesinlikle. Ben çok geç fark ettim. Öncesinde benim tefal fritözüm vardı. Onunla yapıyordum. O yüzden kızartma olayına pek girmiyordum açıkçası. Fritözüm yaklaşık bir 12 yıl kullandıktan sonra bozulunca artık fritöz almamaya karar verdim. Biliyorsunuz fritözün de temizlenmesi bayağı sıkıntılı. Bu yüzden tencere kullanmaya başladım. Çok tencere denedim. Çelik tencere denedim. Teflon tencere denedim. Ama hiçbirinden bundan aldığım aslında verimi alamadım. Bu şöyle çok basit bir tencere. Şöyle kaldırırsan eğer. Çok ince olmasından dolayı çok rahat kızartma yapabiliyoruz. Yani ben başta aslında bunu böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Çok ucuz fiyata züccaciyelerden, böyle mahalle marketlerinden falan 20 liraya aldığım bir tencere bu. Şöyle anlatayım size, tencere kızartmayı çok kısa sürede yapıyor. Altı ince olduğu için altını gösterirsen eğer, altı çok ince çünkü kendisi de çok hafif bir tencere. Altı da ince bir tencere ve ben kaç aydır bunu kullanmama rağmen fark ettiyseniz eğer yağ falan kalıntısı kalmadı. Normalde diğer tencereleri kullanırken yağ kalıntıları, işte teflonlarda istediğin gibi temizleyemiyorsun, şey kullanamıyorsun, demir kullanamıyorsun. Bunda çok rahat, zaten yağ hiç kalmıyor. Çok da kısa sürede kızartma yapıyor. Şöyle 22 santim civarında benimki. Ölçtük size videoyu çekmeden önce. Elektrikli ocak kullanıyorsanız bunu kesinlikle öneriyorum. Çünkü elektrikli ocakta tabanınızın ince olması gerekiyor. Tencerenin tabanının. Ve çok büyük paralar vermenize gerek yok açıkçası tencere için, kızartma tenceresi için. Zaten bir süre sonra aslında bu kızartma tencereleri biliyorsunuz kenarları falan yağla kaplandığı için kullanılamaz hale geliyor. Ama dediğim gibi bunu inanın 5-6 aydır kullanıyorum ama hiçbir şekilde yağ kalıntısı falan kalmadı. Aynı zamanda çok hafif. Aynı zamanda gerçekten çok hafif. Aslında bunun bir içinde teli de vardı. Ama o tel doğrusu kötüydü. Hemen paslandı, attım, hiç kullanamadım onu. Belki siz böyle ayrı bir tel alıp daha kaliteli, daha çelik, paslanmaz çelik bir tel alıp bunu kullanabilirsiniz. Herkese gerçekten tavsiye ediyorum. Güzel bir tencere ve ucuz tencerelerinde ne kadar iş gördüğünü böylece anlamış oldum ben de. Çok büyük paralar vermeden de kızartmanızı, hatta bir gün böyle bir kızartma yaptığım bir gün ben bununla video çekmeyi de düşünüyorum. Bakalım. Herkese tavsiye ediyorum. İyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler.